Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu para kazanmanın 4 aşaması. Ve yine size bir ziya formülüyle aklınızda tutacağım. Dün hatırlarsanız para yönetmenin sırlarını anlatmıştım. Ne yazık ki bize okullarda parayı anlatmıyorlar. Para kazanmayı anlatmıyorlar. Bize sadece maaşlı iş dünyasının parçası olması öğretiliyor. Bugün size para kazanmanın 4 aşamasını anlatacağım. Bunlardan ilki ziyanın Z'sine gelelim. Zanaatkar, esnaf, kendi iş yeri olan işte bakkalı var. Doktor, mimar, avukat, kendi iş yeri var. Birebir kendileri başında durduğu sürece para kazanan grup. İ'ye geçmeyelim, bu sefer A'ya geçelim. İkinci grup A. Aylıkla çalışan, maaşla çalışan insanlar. Ve bu grubun gelirine aktif gelir denir. Çalışırsa para kazanır, çalışmazsa hiçbir şey kazanmaz. Ben bunu ilk duyduğumda şöyle bir tepki vermiştim. Ya çalışmadan para mı kazanılır? Yani tabii ki çalışacaksın. Ama seminerdeki adam şöyle bir cümle kullanmıştı. Bu gruba aktif gelir derler. Ve dünya nüfusunun %90'ı bu gruptadır ama dünya gelirinin sadece %10'una sahiplerdir. Gözlerim yerinden oynamıştı. O zaman dünya gelirinin %90'ı ne? Bir de çalışmayıp nasıl para kazanacağız? Oturduğunuz yerden, yattığınız yerden para kazanmaktan bahsetmiyorum. Bu sefer ikinci gruba geçti. Dedi ki iyi, iş sahibi. Zanaatkar, esnaf iş sahibi değil mi? Hayır, onlar iş yeri sahibi. Peki farkı nasıl anlayacağız? İş sahibi 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl çalışır. Sonrasında bir sistem kurar. Artık işin başında kendi olmasa dahi kendinize basit bir soru sorun. Bugün 23.59'a kadar bütün her şeyinizi halledin. Telefonumuzu kapayacağız. E-mailimize her bir şeyimizi kapayacağız. 6 ay hatta 1 yıl sizinle dünya seyahatine çıkacağım. 1 yıl sonra döndüğünüzde işiniz hala eskisi kadar devam ediyor mu? Hatta artıyor mu? Bunu firma sahiplerine sordum da gülüyorlar. Ne bir yılı, ne bir ayı, bir hafta bile uzaklaşamıyoruz. Ha işte o zaman iş sahibi değilsiniz. İş yeri sahibisiniz. Ama yıllar yılı çalışıp bir sistem kurduktan sonra sistem size gelir getiriyorsa. Basit bir örnek daha açıklayayım. Yıllarca çalıştınız. İşte atıyorum 3 tane daire aldınız. Her birini 25'er bin liradan kiraya verdiniz. Her ay 75.000 TL'niz var mı? Var. Bir yıl boyunca seyahatte olsak da her ay 75.000 TL kazanır mısınız? Evet. İşte bakın. Bu da bir pasif gelirdir. O zaman üçüncü kategori iyi iş sahibi olmak. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, belki 20 yıl çalışıp bir sistem kurmak ve siz de çalışan, artık başında siz olmasanız da size gelir kazandıran sistem. Y de yatırımcı. Paradan para kazanan. İşte parası vardır. Arsa alır, ev alır, gayrimenkul alır, satar, hisse, borsa vesaire, paradan para kazanmayı bilenler. İşte bu gruba da İ ve Y grubuna da pasif gelir dedi. Önce çalışır bir sistem kurar ve sonra da o para üzerinden, sistem üzerinden gelir kazanır. Dünya nüfusunun %10'u buradadır. Dünya gelirinin %90'ı buradadır. Şimdi önce kendinize şunu sorun. Hangi kategoridesiniz? Sonra da ikinci soruyu sorun. Ben nasıl olur da İ ve Y grubuna geçebilirim? Belki de bu mesajı size atan kişi bile size bu konuda fırsatlar sunabilir. Yeter ki fırsatlara açık olun. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve para kazanmanın, aktif gelirden pasif gelire geçmenin sırlarını keşfedeceğiniz harika bir gün diliyorum.